Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Gün Kafa Doğru programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Malum özel bir güne doğru ilerliyoruz. Özel günlere doğru 18-19 Mart tarihleri bizleri bekliyor olacak. Güney Kariyer Fuarı Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek demiştik. Yine karşımızda Gün Kaf koordinatörümüz var. Doçent Doktor Ahmet Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Tekrar herkese merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Gün Kaf'la alakalı bizi ağırladığınız için, tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu bölümde biraz da hem öğrenci hem de işletmeler için Güney Kariyer Fuarı'na nasıl kayıt yaptırılır? Güney Kariyer Fuarı'na kayıt yaptırıldıktan sonraki işlemler ve süreçler ne? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İsterseniz işletmelerden bahsedelim ya da firmalardan bahsedelim. Şimdi firmalar Güney Kariyer Fuarı'nda yerini almak için neler yapmaları lazım? Hangi süreçlerden geçecek? Şimdi Gün Kafa 3 ayaklı bir sac ayağına benzetirsek bu ayaklardan en önemlisi aslında firmalar. Yani işletmeler ve ticari firmalar ya da organizasyon olarak ifade edebiliriz. Çünkü diğer ayaklardan bir tanesi öğrenciler ve koordinasyondan sorumlu üniversiteyi düşündüğümüz zaman 3 sac ayağının en önemli ayaklarından bir tanesi olduğunu ifade etmek mümkün. Firmalar boyutu hem öğrencinin konuya ilgi göstermesi hem istihdama yönelik anlamda bir gelecek kurgulayabilmesi açısından çok önemli bir nokta. Özellikle bu konuya değindiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Müsaade ederseniz bu konuyla ilgili biraz değerlendirme yapmak isterim. Çünkü firmalar özellikle Güney Kariyer Fuarı'nın önemli bir taşıyıcısı ve önemli bir boyutunu temsil ediyor. Çünkü üniversiteden eğitimini tamamlamış olan öğrencilerimizin iş hayatına başlayacakları noktadaki en önemli kesişme noktasını ve önemli adresi oluşturuyorlar. Firmaların kariyer fuarında bir ev sahibi pozisyonunda fuarda yer almalarını çok önemsiyoruz. Firmalar çünkü burada aynı zamanda kendileri anlamında da önemli bir veri tabanını oluşturabilmek ve öğrencilerle bir araya gelmek gibi bir şansı da elde edecekler. Ben kısaca bunu açıklayayım size. Firmalar neden Güney Kariyer Fuarı'nda yer almalıdır sorusunu belki cevaplamak lazım. Birincisi şu, yani günümüzde artık firmalar yeni yetenekler ve yeni becerilerle alakalı bir insan kaynağı konseptini aslında tercih ediyorlar ve kullanmaya başladılar. Bu anlamda düşündüğümüz zaman firmaların artık bir önceki dönemdeki gibi var olan paradigma, yani terk ettiğimiz paradigmadaki gibi, yani işte bir takım belgeleri olan çalışanları işletmelerine kazandırma üzerine kurulu değil artık. Yani önemli olan çalışan adayına yönelik birçok gözlemi yapabilip ihtiyacı olduğu zaman iş teklifinde bulunabilir bir noktaya evrildiğini gözlemliyoruz. Bu anlamda istihdam ve kariyer fuarları bu açıdan bu firmalara bu şansı yaratması açısından da çok büyük bir arka plan sağlıyor. Bu anlamda firmalar ifade ettiğimiz gibi yaklaşık iki üniversitemizin, Isparta'daki yerleşik iki üniversitemizin ve geri kalan 14 bölgedeki diğer üniversitenin yaklaşık 40 bin öğrencisini ağırlayacak bir fuar söz konusu olduğu zaman firmalar açısından çok büyük bir çalışan planlamasında çok büyük bir zenginlik oluşturan bir organizasyonun içerisine dahil olacaklarını söylemek mümkün bu açıdan düşündüğümüz zaman. Yani firmalar 40 bin öğrenciyle temas edecekler ama bunun yanında kendilerini ifade etmek, kendilerini tanıtabilmek, kendilerine dair öğrencilere de bir kurumsal imajla alakalı veriyi de doğrudan aktarabilme şansına da sahip olacaklar. Diğer yönden öğrencilerimizle birebir görüşmeler yapabilir bir imkanı kendilerine vereceğiz. Mülakatlar gerçekleştirecekler. Hatta işletmeler isterlerse atölye ve workshop etkinlikleriyle öğrencilerimizle doğrudan temas edebilir hale de gelecekler. Ama şunu da düşünmemiz gerekiyor. Çağımız bir reklam çağı nihayetinde ve bir kurumsal imaj çağı nihayetinde. Yani firmalar bu tip fuarlarla, öğrencilerle ve çalışan kitlesine ve hizmet alan kitleye de kendilerini ifade edebilir hale de gelebilecekler. Çünkü firmalar hem fiziksel
kendilerini ifade imkanı bulacaklar. Diğer yönden de sosyal ağlar yoluyla yetenekkapısı.org adresinden hemen hemen tüm bu fuarlara kayıt yaptırmış öğrencilerimiz açısından görünür hale gelecekler nihayetinde. Faaliyetlerini ifade edebilir en azından görsel bir vaziyette ifade edebilir hale gelecekler. Bu anlamda düşündüğümüz zaman firmaların çok ciddi manada bir fırsatlar fuarı olduğunu, firmalar açısından bir fırsatlar fuarı olduğunu söylemek de mümkün. Çünkü biz firmalarımıza 3x3 yani 9 metrekarelik bir alan tahsis edeceğiz. Bir stand alanı tahsis edeceğiz ve bu stand alanı ücretsiz olacak. Yani bu bizim diğer fuarlarımızda da bu tarz ücretsiz standlar var ama bizim özellikle Güney Kariyer Fuarı'nda bunu öne çıkarmak istiyoruz. Yani sonuç itibariyle ki daha firmaların daha rahat gelebilmelerini, daha rahat aktivite ve öğrencilerimize dokunabilmeleri anlamında bir imkan oluşturması anlamında bunu önemsiyoruz. Firmalar 2 gün süresi içerisinde öğrencilerle temas ettikleri gibi birçok bize önerecekleri eğitim ve faaliyetlerini de biz faaliyet planımızın içerisine alarak süreci tamamlamayı planlıyoruz. Aslında güzel bir imaj reklamı da firmalar için. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın isminin de olduğu bir projede yer almak da aslında firmalar açısından da çok büyük bir avantaj. Şimdi biraz adım adım gidecek olursak, ben bir firmayım ve Güney Kariyer Fuarı'nda bulunmak istiyorum. Bunun için izlemem gereken yol doğrudan üniversiteyle iletişime geçmek mi, yoksa yetenek kapısından mı ulaşacağım, bir internet sitesinden mi giriş yapacağım? Mesela bir firmayım, şu an bunu izliyorum, ben de orada olayım dedim. Çünkü anladığım kadarıyla her firmaya aynı düzeyde yer verilecek ve ücret verilmeyecek, işe alınmayacak. Nasıl bir adım atmam gerekiyor öncelikle? Şöyle, tabii sponsor olmak isteyen, daha görünürlüğünü arttırmak isteyen firmalarımıza da biz sponsorluk bedellerini üniversitemize ödedikleri zaman bir farklı alanda tahsis edebileceğimiz yerler var. Ama standart 3x3 9 metrekarelik alanlar firmaların gerek yetenekkapısı.org üzerinden gerek günkaf.com üzerinden firma başvuru portalları var. Ya da daha doğru bir ifadeyle firma başvuru butonları var. Oradan firmalar kendilerini tanıtan ve bilgilerini içeren dataları girdikleri zaman, ki önerimiz yetenekkapısı.org üzerindendir. Sonrasında zaten sistem kendilerini nasıl adımlar oluşturması gerektiğini tarif ediyor. O bilgi, firma başvurusu bizim sistemimize düşüyor ve biz kendilerine bir yer tahsisi yapıyoruz nihayetinde. Ancak firmalar konuyla da alakalı bu resmi başvuruyu yaptıktan sonraki aşamada bizimle de kariyer merkezindeki uzman arkadaşlarımızla da görüşerek telefonla ya da e-mail ortamında bir takım sorularını da bize yansıtarak kendilerini bilgilendiriyoruz ve fuarla alakalı geri dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Yeter ki firmalarımız bu konuyla alakalı bize bir kanaldan ulaşsınlar. Yani ama başvuru yaparak, ama telefonla, ama e-mail ortamında mutlaka kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ve ağırlamaktan keyif alacağımızı ifade etmek istiyorum. Onun haricinde eğer daha görünür olmak istiyorlar, sponsor olmak istiyorlarsa gene aynı yolu takip edebilirler. Buradan da söylemiş olalım. Veya akıllarında bir soru işareti kaldıysa yine Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Merkezi ile iletişime geçerek zaten bütün sorularına cevap bulabilecekler firmalar. Geldik öğrenci noktasına. Ama tabii ki bizim ilk bölümümüzden sonra aldığım sorulardan bir tanesi de şu. Benim arkadaşlarım da izleyip yine geri dönüş yaptı. Şimdi biz belli üniversitelerden bahsediyoruz ama kişi diyelim ki o sırada aslında kişi belki Rize'de bir üniversite okuyor. Oranın öğrencisi ama o süreçlerde burada bulunacak. Isparta'da ya da çevresinde. Kişi yine başvuru yapıp gelebilir mi? Tabii. Yani bir engel yok bu konuyla ilgili. Yetenekkapısı.org'a başvuruyu yaptıktan sonra kendisi zaten sisteme kaydolmuş oluyor. Kendisinin mail adresine bir QR kod aktarılıyor. QR kodla fuarımızı ziyaret edebilir. Bunda herhangi bir şeylik söz konusu değil. Yani sadece bu 16 üniversiteye ait olmak vesaire değil. Peki neden QR, yani sadece girişlerimiz QR kodla mı olacak? Neden giren kişiler belli bir yere kayıt olmak durumunda?
Hani kayıt olmadan da normal fuarlara giriş yapar gibi yapabiliyor muyuz? Biraz daha aslında yetenek kapısının avantajlarını sayalım Anladım. İstiyorum. Yani hani o paylaşımlar ya da organizasyonların saat kaçta nerede olacağı konusunda. Hani belki bununla alakalı mı sadece bu konuyla alakalı bilgi alalım. Şimdi tabii öğrencilerimizin QR kod kanalıyla fuarımızı ziyaret etmesi, onların aynı zamanda fuarı ziyaret ettiklerini, hangi etkinliklere dahil olduklarını ve fuarla alakalı aktivitelerini tespit edebilmek anlamında da önem arz ediyor. Ve bir data oluşuyor nihayetinde. Yani bu tip organizasyonların öğrenciler nezdindeki geri dönüşlerini takip edebilmek anlamında. Ama diyelim ki öğrenci herhangi bir üniversite öğrencisi değil. Sonuç itibariyle sonuçta üniversiteden mezun olmuş da olabilir sonuçta. Fuarımızı tabii ki ziyaret edebiliyorlar. Yani onlar da normal prosedürü takip ederek yani herhangi bir kayıt ya da herhangi bir QR kod teminine ihtiyaç duymadan da fuarımızda etkinliklere katılabilirler ve işletmelerimizle, firmalarımızla temas kurabilirler. Buna herhangi bir engel yok. Özellikle şimdi hani QR kodlu da girişimiz var, QR kodsuz da giriş var fuarı gezmek için ama özellikle bizim üye olmamız bu siteye sadece Günkaf için midir? Yoksa biz Günkaf'ın haricinde bu site artık bizim gelecek planlarımız içerisinde o fuarda olmasa da iş başvuruları, staj başvuruları bu imkanları sürekli olarak oradan takip edebilecek bir platform mudur bu? Özellikle öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir soru sorduğunuz için. Çünkü yetenekkapısı.org sitesi sadece bu fuara yönelik bir veri tabanı oluşturmuyor nihayetinde. Aslında bundan sonraki mecrada birçok firmanın, kamu firmasının ve diğer özel sektör kuruluşlarının eleman istihdamı, personel talepleriyle alakalı duyuruların paylaşıldığı, öğrencilerin başvurularının bu platform üzerinden gerçekleştirilebildiği bir boyuta doğru evriliyor bu anlamda. Yani diyelim ki öğrencilerimiz bir stajla alakalı bir talepte bulundukları zaman yetenekkapısı.org'u kullanıyorlar. Diyelim ki bir duyuruya çıkmış bir işe başvuru yapmak istedikleri zaman da yetenekkapısı.org üzerinden başvuruyu gerçekleştiriyorlar. Yani aslında bir topyekün genel bir perspektif oluşturulmaya çalışılıyor. Yani öğrenci mezun olduğu andan itibaren, bir mesleğin sıfatını taşımaya başladığı andan itibaren aslında stajla ilgili, istihdamla alakalı, çalışma şartları ve alternatif çalışma planlarıyla alakalı bütün mecrayı aslında yetenekkapısı.org üzerinden görebilir hale gelecektir ki bunun ilk adımı bu fuarlara öğrencilerimizin eğitim hayatı içerisinde kaydolmaları ve bu anlamda bu kayıt sürecini tamamlamalarıdır. Bu anlamda önem arz ediyor diye düşünüyorum yani. Evet, aslında bakıldığı zaman ciddi bir İş ve staj deposunun olduğu bir yere adım atmış oluyoruz. Kariyerimizi de avantajlı hale getiriyoruz bu noktada. Şunu da sorup sonra kapatacağım atladığım bir nokta. Firmalar başvuruya mesela eğitim vermek istiyorsa bunu ekstra mı belirtmesi gerekiyor? Yoksa oraya gelen ya da stand açan her firma ben hani eğitim vermek istiyorum diyebilir mi? Şimdi tabii bu imkan var nihayetinde. Ama öncelikle firmanın bu fuara önce dahil olması gerekiyor. Dahil olduktan sonraki aşamada bizimle irtibat kurduğu zaman bu konuyla ilgili yani sadece eğitim boyutunda da bakmamak lazım. Firmalar bazen öğrencilerle mülakat da yapmak istiyorlar. Mülakatla alakalı bir takım uygun ortamlar da talep edebiliyorlar. Bunu bize ilettikleri zaman biz kendilerine hem mülakatlarını gerçekleştirebilecekleri hem planladıkları genel manadaki eğitimlerle ilgili taleplerini hem de workshop ya da atölye düzeyindeki ya da seminer düzeyindeki taleplerini değerlendirerek kendilerine uygun bir salonumuzu ve uygun bir öğrenci profilimizi gene yetenek kapısı Ork üzerindeki etkinlik tablosuna dahil ederek ve firma ismiyle belirterek ilan ediyoruz aslında. Yani bu şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman fuara gelen öğrencimiz aslında yetenek kapısı Ork'a girdiği andan itibaren hangi firmaların olduğunu, hangi eğitimlerin hangi saatte ve hangi salonda gerçekleştirildiğini ve eğitimin hangi içerikle gerçekleştirildiğini rahatlıkla görebilir hale geliyor ve bu anlamda topyekün tamamen dijital bir platform üzerinde bir istihdam pazarına temas etme imkanı yakalamış oluyor.
Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün de en azından hem firma bazlı hem de öğrenci bazlı nasıl bir katılım sağlanacağını anlatmış, aktarmış olduk. Aslında sisteme girdiğinizde de hocamızın belirttiği gibi çok rahat yönlenebileceğiniz, yönlendirilen bir site var. Orada da bütün sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşeceğiz sizinle inşallah 3. ve 4. bölümlerimizde. Dediğimiz gibi Güney Kariyer Fuarı'na doğru ilerliyoruz bizim için. Hem Süleyman Demirel Üniversitesi için hem Isparta için ama her şeyden önce öğrenciler için mükemmel bir organizasyona doğru ilerlerken biz de programlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.